Bugün Sayın Cumhurbaşkanı da bölgedeydi. Bölgeye gitti, orada bir açıklama yaptı. İlginç bir açıklama. Yani kime şikayet etti bilmiyoruz tabii ama şu ilginç cümleyi kurdu. Ne dedi? Ne olur yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın. Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binaları yapmayın. Bu çaylıklar azot gübresiyle beraber toprağı ne yapıyor? Eritiyor. O binalar her an kaymayla karşı karşıya kalıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Rize'de Rizelilere önce yüksek binalar yapmayın uyarısında bulundu. Bir cümle sonra şehirleşme konusunda Türkiye'nin takdir gördüğünü söyledi. Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, dağlarımızın, nehirlerimizin çarpık yapılar ve zihniyet tarafından istila edilmesine göz yummadık. Bugün vicdan ve izan sahibi herkes Türkiye'nin şehirleşme ve altyapıda elde ettiği başarıları takdir ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeydi. Rize'de yaşanan mağduriyeti helikopterden izledi, bilgi aldı. Afet Koordinasyon Merkezi'ne de gitti. Cuma namazı sonrasında da otobüsün üzerine çıktı, Rizelilere seslendi. Son yıllarda artan küresel ısınmayla beraber dünyadaki bu ilahi dengenin bozulmaya başladığına şahit oluyoruz. Dünyanın hemen her bölgesinde, Almanya'sında, Belçika'sında, Fransa'sında neler olduğunu izliyorsunuz. Hiçbir ülkenin kendini tabii afetlerden tam manasıyla koruyamadığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı iklim değişikliğine işaret etti. Afetler tüm dünyayı etkiliyor dedi. Türkiye'de şehirleşme ve altyapı başarımız takdir topluyor diyerek yatay mimariye geçildiğini söyledi. TOKİ eliyle hayata geçirdiğimiz projelerle kronik sorunlarını en aza indirmeye çalıştık. Yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık. Millet bahçeleri gibi şehir içinde vahalar oluşturduk. Erdoğan afet bölgesinde selden etkilenen, kendisini dinlemeye gelen Rizelilere otobüsün üzerinden çay dağıttı. Cumhurbaşkanımız çevre dostu bez torbalarda sizlerin en iyi bildiği şey olan çayı sizlere ikram etmekte. Afiyet olsun. Cumhurbaşkanı Rize'den Artvin, Arhavi'ye de geçti. Selden zarar gören yerleri gezdi, bilgi aldı. Az önce İçişleri Bakanım da ilk andan itibaren dedi Arhavi en ufak bir çılgınlık göstermedi. Sizin sabrettiğiniz bu yerde idarecileriniz olarak bize düşen nedir? Elimizden geleni yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı tabii bölgeye gitti. Önemli açıklamalar bunlar ama bakınız ilk başta şöyle bir cümle kurması ilginç geliyor Cumhurbaşkanı'nın. Ne olur diyor, ne olur diyor başlıyor cümlesine ve yamaçlara 5-10 katlı binalar yapmayın diyor. Arkasından da ne diyor? Çarpık yapılarla istila edilmesine dere yataklarımızın, dağlarımızın, nehirlerimizin göz yummadık diyor. Eğer göz yummadıysanız neden bu cümleyi tekrar kurma gereği hissediyorsunuz ve insan şunu da merak ediyor. Mesela dere yataklarına yapılan evler, binalar kaçı bunların hangi tarihte imar barışından yararlandı? Kaç tanesi? Çünkü işte Artvin, Trabzon, Giresun o bölgede çok fazla imar barışından dere yatağına ve yamaçlara yapılan yaylalara yapılan kaçak yapıların çok fazla imar barışından yararlandıkları söyleniyor. Peki oralara imar iznini verenler kimdir? Bu da ikinci soru. Oraya insanlar tamam yapıyor ama buna göz yumanlar kim? Ve bunun hesabını kim verecek? Sorumlusu kim ilan edilecek? Onu da gerçekten insan merak ediyor. Ama olan oradaki bölgede yaşayan vatandaşımıza, halkımıza oluyor ne yazık ki. Tekrar geçmiş olsun diyelim onlara da.